Films'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümümüzde sizlere On Lise filminden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Listemizin ilk sırasında Half Nielsen yer alıyor. Şehir merkezinde yoksulların gittiği bir lisede öğretmen olan Dandun, sıra dışı bir eğitmendir. Özel hayatında uyuşturucu alışkanlığı ile baş etmeye çalışan biridir. Öte yandan dersler sırasında özgür düşünceye sahip çıkan, öğrencileriyle sağlam bağlar kurabilen bir kişidir. İki ayrı dünyada yaşarken ve bu dünyaları birbirinden ayrı tutmayı başarırken bir gün işler hesap etmediği gibi gitmez ve öğrencilerinden Drey onu yakalar. Drey öğretmenini kimseye şikayet etmek istemez. Bu sırrı saklaması sonucunda ise aralarına daha yakın bir bağ kurulur. İkinci sırada ise The Wave yer alıyor. Bu film gerçekten çok farklı konuya sahip ve çok etkileyici. 1967 yılında Kaliforniya'da yaşanmış gerçek bir olayı günümüz Almanya'sında tekrar aktaran The Wave, faşizmin köklerine dair etkileyici ve güncel bir hikayeyi bizlere sunuyor. Film, enerjik ve karizmatik bir öğretmen olan Rainer'ın otokrasi üzerine verdiği ders ile başlıyor. Öğretmen, öğrencilerin ilgisizliği üzerine dikkatleri çekmek için bir deney yapmaya karar veriyor. Öğrenciler umulmadık bir şekilde bu deneyden zevk almaya başlıyor ve işler tamamıyla karışıyor. Bir diğer lise filmimiz Wild Child. Ergen genç kız Poppy ile babası yoğun bir çatışma yaşamaktadır. Baba kız gerilimi hiç bitmek bilmemektedir. İsyankar tavırlarıyla babasını çileden çıkaran Poppy, aldığı ikazlara rağmen hala değişmediğinden babası artık kızının disipline ihtiyacı olduğuna karar verir ve onu tutucu bir kız okuluna yollar. İngiltere'deki bir kız okuluna yollanan Poppy'yi katı kurallarıyla bilinen ünlü bu okulda komik olaylar beklemektedir. Sign Secret. Yeni gittiği okula alışma süreci yaşayan Connor, hoşlandığı kızı etkilemek ve o güzel kızı klibinde oynatmak adına bir müzik grubu kurar. Bu dakikadan sonra müzik ve eğlencenin iç içe geçişini izlediğimiz film, bir yandan yaşının verdiği heyecanla tadına doyulmaz bir eğlence servis ederken, bir yandan da en saf duygu olan aşkı huzurlarımıza getiriyor. 2016 yılının en çok ses getiren filmlerinden biri olan ve her dakikasıyla içimizi ısıtan Sign Street, gösterildiği her festivalde ilgiyle takip edilen filmlerden biri olarak da öne çıkıyor. The Breakfast Club. Cezalı oldukları bir cumartesi gününü okulda birlikte geçirmek zorunda kalan 5 liselinin hikayesini odak noktasına alan The Breakfast Club, samimi anlatısıyla göz doldururken bir yandan da tebessüm ettirmeyi başarıyor. Listemize lanse edebileceğimiz ancak okul kütüphanesinden çıkıp her yaştaki bireye hitap etmeyi başarabilen bu işten filmin yönetmen koltuğunda ise John Haggis oturmaktadır. 17 Again. Mutsuz bir evlilik ve kötü giden bir iş hayatı. 40'lı yaşlarda olan biri için bundan daha kötü bir senaryo söz konusu dahi olamaz. Peki, tam da işler böylesine tersine giderken size 17 yaşına geri dönme fırsatı verilse nasıl olur? Mike için artık lisedeki şaşalı günlerine geri dönme vaktidir. Zac Efron'un başrolünde oynadığı ve fantastik hikayesiyle ilgi çeken 17 Again, o günlere geri dönmek isteyenlerin kaçırmaması gereken oldukça eğlenceli bir film. Listemizin 7. sırasında bizlerin de çok beğendiği bir Türk filmi yer alıyor. Sınav. Malumunuz adı ne olursa olsun üniversiteye giriş sınavı her daim lise öğrencilerini en derinden yaralayan hususlardan biri olmuştur. Sınav filmi tüm o zorlu süreçten en kolay şekilde yırtmaya çalışan bir grup lise öğrencisinin kalkıştığı zorlu bir işi ele almaktadır. Bunu yaparken o dönemin yarattığı psikolojik çöküntüyü mizah ile harmanlayarak vermeye başaran sınav, esasen güldürürken düşündürenler sınıfının da en şeffaf örneklerinden biridir. Bu filmde ayrıca aksiyon sinemasının ünlü yıldızı Jean-Claude Van Damme da yer almaktadır. Şimdi önereceğimiz film liseden çok bir evde geçiyor olsa da olayın baş kahramanları liseli. Project X. Lisenin ezik öğrencilerinin bir doğum günü partisi yapma hayali,
ve başlarına gelenler kahkaha dolu anlar yaşatacak cinsten. Bir parti yapabileceklerine, yapsalar bile kimsenin gelmeyeceğine inanan arkadaşlar, tarihin en çılgın ve en kalabalık partisine imza atarlar. Twenty One Jump Street. Polis okulundan yeni mezun olan iki polis adayı gizli görev için bir liseye yerleştirildi. Asıl amaçları burada işlenen suçları raporlamak ve önüne geçmekken, yaşlarının da getirisiyle ortama ayak uydurup adeta birer liseli olurlar. Ve bu ikili kendilerini hiç beklemedikleri olayların ortasında bulurlar. Lisemizin son filmi Juno. Oldukça sevimli bir lise öğrencisi olan Juno, yaşının getirdiği heyecan ve merakla okuldan arkadaşı Billiker ile birlikte olur. Ancak beklenmedik bir hata sonucu hamile kalan Juno'nun hayatı tümden değişmek üzeredir. Juno bu süre zarfı içerisinde olgunlaşacak ama bir yandan da izleyenlerini bolca güldürecektir. Bu bölümümüzde sizlere 10 lise filminden bahsettik. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.